Dediğim gibi saat 9'a kadar VL maçlarını oynayacağız. Kadroda normalde burada şey oynuyordu. Gelson Martins oynuyordu burada ama hep değiştiriyorum ya kafama göre. Bir Gelson, çünkü Gelson Martins koyunca hem Varane'ın kimya düşüyor hem Gelson Martins 5 kimya oynuyor. Ronaldo ile başlayacağım. Ronaldo'yu kanada koyacağım. Kadroda memnun olmadığım bir yer var mı? Mateus bazen ağır hissettirebiliyor zor maçlarda. Çünkü topu saklamak gerekiyor ileride. Onlar da bazen top onda kalınca bomba oluyor. Oyundaki en iyi orta saha Cancelo bence. Orta saha iyi yani. Messi zaten en iyisi. Ronaldo da en iyisi. Griezmann nasıl diye soracak olursam, Griezmann'ı mı yapmalıyım, Ben Yedder'i mi yapmalıyım sorusuna cevap olarak, Griezmann daha çok şey yapabiliyor ama en iyi şekilde yapmıyor. Ben Yedder ona göre daha az şey yapıyor. Belki pası falan şeyi kadar iyi değil ama bitiriciliği inanılmaz iyi. Daha safe bir opsiyon istiyorsan Ben Yedder'i yapmalısın ama böyle PlayStation 5 versiyonundan falan oynuyorsan, böyle kafa topları istiyorsan kanatlara, diyelim topu diktin, Griezmann kafa topunu yüksek ihtimal indirebilir. Ama hepsini indirmez böyle, onu da söyleyeyim. Plaseleri çok iyi Griezmann'ın ama bilmiyorum, birazcık kanatta oynattığım için de bu kadroda kayboluyor. Onu da belirteyim. Evet, haftanın ilk maçı. Maşallah, maşallah. Bu nasıl kadro lan, haftanın ilk maçına bak. Bak Ronaldo'ları geçtim. Lacroix'ı ilk defa görüyorum. At önüne. Gördün mü bak, Niakate'nin açığı gördün mü? At, aşık vurman lazım. Bak golü Niakate yüzünden yedi. Defanstaki Messi'nin şeyi çok yüksek abi. Atak pozisyonu 99. Evet, defansın paslanmış olabilir belki biraz. Oo. Kalecinin içinden kalecisi kim bunun? Yaşın mıydı bunun kaleci? İçinden geçti lan. Offside yok. Bir kez daha uyuyor. Hadi. Aa, aferin. Oo! Her şeyi Messi başlattı. Görüyor musun? Her şeyi o Messi'nin bu seferki hareketim lateral. Şöyle yapıyorum ya vücuduma. Lateral baba bu. Lateral heel değil. Artık yeni hareketim bu. Ben balım ya. Ben oynamayı unutmuşum beyler. Ben oynamayı unutmuşum ya. Vur bitsin şu maç işte ya. Böyle bir bitiriş yok. Vururken dedim ki ben niye topu o şut çektim? Ben niye o topu vurdum? O şut çekilir mi dedim. Görüyorsun işte oyundaki en iyi kart yani. Rakibimizin takımı. Oğlum bu ne lan? He gel, şu ikonlar kötüymüş. O kadar çok ikon geldi ki insan korkuyor. İlk maçtaki rakibin kadro da iyiydi. Yapma. Oo, kaçıracağım da artık, aferin. Atak pozisyonu çok iyi be. Oğlum çok hızlı lan. Of, at onu. Oğlum sen nasıl bir kralsın ya? Sen nasıl bir kralsın ya? İşte bu yüzden Messi. Offside var mı? Başka bir seviye. İşte bu yüzden Messi. Ryan Poteau. Fransızcam iyi. Jebetua. Berat dil oynayan ilk insan. Pas vermeyeceğim lan, kendim vuracağım. Sanırım bu hafta Messi'nin istatistiklerini arttırmaya çalışıyoruz. Messi'nin istatistiklerini... Aaa, biri yorumlara şey yapmıştı. Karttan istatistiklerini gösterirmişsin diye kaç gol kaçız. Maçtan sonra hatırlatın bana. Güzel savunma. Güzel. Messi ile bu VL'de bir 30-40 gol atacağız herhalde. Ben Ronaldo'nun 700 gol olduğunu düşünüyorum. Hadi 600. Daha oynamamışız lan, o kadar abartmayayım. 419 maç, 481 gol, 241 asist. Bence bu dünyadan değil bu istatistikler. Messi'ye bakalım. Messi kaç maç oynamıştır? Messi 180 maç oynamıştır. Onun kaç golü vardır sizce? Ben diyorum ki Messi'nin 170-180 golü vardır. 177 maç, 148 gol, 88 asist. Bak Messi'nin bir tık daha düşük. Ama şöyle bir şey var, şunu söyleyeyim. Bazı inceleme videoları yaparken Messi'yi kanada atıyordum. Mesela Griezmann'a falan forveti deniyordum. O yüzden mesela Ronaldo'da hiçbir zaman bu olmadı. Ronaldo hep forvet oynadı. Benim Gold Ronaldo duruyor mu ya? Gold Ronaldo. Evet, bu asıl bu daha absürt. 1027 maç, 1027 gol, 651 asist. SPC'ye basacağım ama kaçarın yok. Lan player otomatı var bende. Dakaylo. Bir kere Dakaylo oynuyorsa bir şey yapalım, bir düşünelim bir daha. Etebo, düz Kante. Bakacağız. Güzel. İyi dripling. Aferin Ronaldo. Bazen Ronaldo'da görünmeyen driplingler var. İşte bu yüzden Ronaldo. Ya hayır değil mi? O git. McGee'di cancel. At oğlum.
Yes! Sonunda. Sonunda oyuna dahil edebildim şu Griezmann'ı. Lan tamam ya, iyiyiz. Sıkıldım ben de bu maçtan. Bir sonraki maç daha ciddi bir herif gelecek, yenecek bizi sonra. Bu herifin böyle... Hah, atsın golü. Tamam, heh sonunda. Sonunda biraz ciddi oynamaya başlayalım biz de. Bir yiyelim ki bir kendimize gidelim. Tamam, şimdi pilava devam. Oho, Griezmann tufası boş kaleye atıyoruz anca. KRF. Atar. Yes. Bu yeni hareketim bu arada. Lateral heel to iflik sonra yeşil. Uç. Aferin lan. Süpersin lan. Süpersin. Evet, 5-0'a zor bir rakip gelmek üzere. Joe, chill bro. At önüne. Oo, uyudu. Yine klasik imzamı yapacağım. Oğlum bu imza fena oldu. Elim inanılmaz şu an. Kasa hafızam inanılmaz iyi. Oo, güzel oynadı. Helal lan. Vallahi güzel. Güzel pas attı. Adam güzel pas attı. Kırmızı vurdum. Yeşillesem gol ama vurma. Onu yeşil vurmasam girmezdi. Oğlum Messi ne yapıyor bugün? Oğlum bu ne? Dejavu oluyoruz 2 saniyede bir. Ne bileyim, forvet oyuncuları bazıları iyi topçu oluyor. Oo, birileri maçtan. Bir dakika, maç kaç kaçtı? Ha, 2-1 ben yeniyordum. Tamam, okey. Ben şey zannettim bir an, maç berabere zannettim. Birazcık küfür edebilirdim. King Bu. Oo, Hulit, Bale, Neymar. Bak, Vinicius forvete koymuş. Düz Dembele'yi kanada koymuş. Evet, aldım. Son anda L2'de 2 yaptım. Ben 67 nerenin plakası? Messi'nin penaltısına kötü diyenler bir daha düşünsün. Yalnız aşırı iyi oynadım dar alanda, bak kafasının içindeydim baştan sona. Kick-off falan saymıyorum bunu. Ha, kral sana şöyle söyleyeyim, Bale'ı izlemeye geldim de izlenmesi gereken adam bu. Lionel Messi, Bale falan hikaye ya. Uzaktan. Kaleye gitmeye bile gerek yok. Bugün ne vurduysam yeşil. Hepsi Messi ile yeşil gidiyor bugün. Of. Bu böyle bir şey. Bugün Messi şov var ya. Yani sonunda. Vinicius. Bir de şey kartı ya. Vinicius'un ne kartı lan? Headliner kartı. Oh. Eğer bir su koyup geleceğim hemen. Derken Griezmann. Lan tam suya gidiyordum, gol attım yanlışlıkla. Haydi bakalım 8. maç. Oo, orada bir kimyalama tufası var galiba. Nkunku çıkıyor herhalde. Vansluvaç, Messi, Neymar, Alman. Alman başımız belada bir kere, onu bilelim. Bu adamın önünde kalma şeyini ne yapacağız beyler? Orta açacak şimdi. Ah, gol attı bile, attı. Ya, önünde kalma tufasını ne yapacağız? Yapıştır Mehmet Ali. Ah. Hadi. Abi herif çekti mi yakıştı? Let's go. Sonunda. Adam Alman hastalıktı ya. Koza bastı. Sakın çıkma maçtan bak. Bu kadar kasıyorsun maçtan, sakın çıkma. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun ya? Adam bu kadar kasıyor. Diyor ki yaktan ben bunu yenemem. Step Sissoko. Aa, Tchouaméni, Wirtz. Güzel kadro bak. Bu adamlarla oynayana saygı duyuyorum abi. Hoşuma gidiyor. Evet, offside yok değil mi? Evet yok. Abi inanamıyorum ya. Bu nasıl bir tackle ya? Bir su içelim. Biz bir su içelim bu pozisyon üzerine. Hoppa. Çok iyi be. Çok iyi dripping. Orada L1 ile sol sağ yapıp şeyi ayarlıyorum. L1'i topu tutuyorum. Speed boost için doğru pozisyonu kovalıyorum her seferinde. Kırmızı kart yedik. Niye böyle bir şey yaptım ben? Sarı kart yedik. Süper. Süper. Kırmızı kart yemedik. Bu adam bence kenara vurma baskısını kaldıramayacak. Kaldıramayacak. Yoksa kaldırabilecek mi? Bence kaldırır. Sola vuracak. Aynen. Baskıyı kaldırdı. Info geldi bana havada.
Oğlum o ne lan? Lütfen mesajım. Teşekkür ederim. Evet, bu maçı bu hale getirenler utansın. Kim acaba? Başımız belada galiba ya. Ben daha saçma bir maç oynamadım. Adam inanılmaz rage. Beyler bizim bu maçı kaybetmemiz gerekiyordu. Beceremedim. Kaybetmeye çalıştım, beceremedim. O geçen pasları gördün mü? Bum şakalaka. Oo. Oğlum defans attı. Niye bu kadar kötü bu adamın? Oğlum orada speed boost yaptım lan. Adam yanlışlıkla Davies'i baraja dahil etti. Gördün mü? Hoppa. Helal olsun. Çok güzel oynadı. Reverse Elastico beni yok etti. Çok iyiydi. Beyler sanki biz 10 kişiyiz lan. Bizim defans nerede? Adam 10 kişi, biz 10 kişiyiz. Ben daha saçma bir maç oynamadım herhalde. O son maç, bugünkü son maç ha bu arada. Daha kötü. Ya ne bileyim, orada bir şey, zona girmek istedim böyle gerçek Messi gibi. Zanettin'i ne? GG bu arada, GG. Adam fena değildi bu arada da, 10 kişi kalınca bitti. Arkadaşlar bugün iyi başladık, 10-0 yaptık. Yarın yayın olacak bilmiyorum, ya yarın ya da pazar olacak. Öğlen de olabilir, haber vereceğim. Arkadaşlar eğer ikon paketleriniz ya da ne bileyim işte swaplardan olur, player pickiniz varsa bana gönderin ki ben onları tek videoda birleştirip güzel bir video yapmak istiyorum. Eğer açtırmak isteyen olursa bana Instagram'dan ya da yayına gelip ya da YouTube'dan aşağı yorumda bırakıp yazabilirsiniz. Ortada buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Bay bay.